Merhabalar sevgili Yengeç Burcu. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. 17 Haziran haftası burç yorumlarınızdan bahsedeceğiz. Ve hemen arkasından da her zamanki gibi tarotlardan destek ve öngörü alacağız. Öncelikle bayram haftası bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz daha nice bayramlar dileyerek hemen yorumlarımıza başlıyoruz. Şimdi sevgili Yengeç Burcu, öncelikle tüm Yengeç Burçlarında doğum günlerini kutluyorum. Bu hafta Güneş Yengeç Burcu'na geçiş yapacak. Ama ondan önce Venüs ve Merkür Pazartesi günü sizin burcunuza geçiş yapıyor. Venüs'ün Yengeç Burcu'na geçmesi artık sizin ilişkilerde, aşkta, sevgide daha böyle aktif olacağınız, daha ön plana alacağınız, aşkı düşüneceğiniz, sevgiyi düşüneceğiniz, sevmek isteyeceksiniz, sevilmek isteyeceksiniz, aşk arayacaksınız, hayatınızda biri varsa bile ilgi bekleyeceksiniz, sevgi bekleyeceksiniz sevgili arkadaşlar ve iletişim içinde olacaksınız aynı zamanda da. Yani geri planda durduğunuz konularla alakalı hemen hemen bir aydır kendinizi geri plana atmıştınız. Bir dinlenme enerjisindeydiniz, bir iç dünyanıza dönmüştünüz ama artık sahne sizin diyorum sevgili Yengeç Burcu için. Güneş sizde, daha işte kendimizi göstereceğimiz duygularımızı, hislerimizi, düşüncelerimizi, Merkür orada artık dile getireceğimiz bir durum söz konusu. İçinizden geçirdiklerinizi artık dışa vurma zamanı. Güneşin de oraya yengece geçmesiyle dışa vurmadır, aydınlanmadır. Bazılarımız için evlilik, bazılarımız için aşk, bazılarımız için ilişki, bazılarımız için evliliğinde daha yani evlilik konusunda daha böyle sevginin arttığı bir dönem olabilir. Sevmek, sevilmek enerjisi hakim olabilir. Aynı zamanda sadece sevgi ve aşk değildir. Para da getirir size burada sevgili arkadaşlar. Maddi olarak da para kazanacağınız, para gündeminizde olabileceği, finansal konularla ilgili yine iletişim trafiğinizin yoğun olması, belki bir eğitimden kazanacağınız bir para olabilir. Belki bir sevgili arkadaşlar, güzellikle alakalı, Venüs güzelliktir, işte kozmetik ürünleridir, sanatsal konulardır. Bu tarz konularla ilgili belki bir para kazanımı gibi bir durum olabilir. Herkes kendi hayat hikayesinde bunu alabilir. Ama burada da para durumunun da ön planda olabileceğini de gösteriyor. Yani kimilerimiz için tabii ki aşk getirecek, kimilerimiz için para getirecek diyebilirim sevgili Yengeç Burcu için. Şimdi sevgili arkadaşlar, aynı zamanda Oğlak Burcu'nda da bir dolunay var. Cumartesi günü gerçekleşecek. Bu da sizin evlilik evinize denk geliyor. Evliliğinizle ilgili sorunlu bir evliliğiniz var ise bu evliliğin sonlanması ve bitmesi söz konusu. Artık bir bitiş görünüyor. Bir tamamlanma durumu söz konusu. Bir ilişkiniz var ise bu ilişkiyi ciddiyete götürmek adına hareket etmek isteyebilirsiniz. Eğer yani ciddiyse evleniyorsak evlenelim, evlenmiyorsak bitsin kısmında bir tamamlanmaya doğru giden bir durum söz konusu. Yani ilişkilerde, evlilikte, ortaklıklarda sonlanmaya gitme, tamamlanmaya gitme, bir durumun, bir sorunun bitmesi gibi bir sürece geçiş yapacaksınız. Cumartesi günü Oğlak Burcu'ndaki Dolunay'la birlikte sevgili arkadaşlar. Öncelikle Pazartesi ve Salı günü biraz daha keyif aldığımız konulara yönelebiliriz. Biraz daha sevdiğimiz yani sevdiğimiz kişilerle birlikte olmak isteyebiliriz. Sevdiğimiz kişilerin yanına gidebiliriz. Uzak mesafeli konular söz konusu olabilir. Bir yolculuğa çıkabiliriz. Biraz daha aşka, böyle sevgiye, biraz daha flörtöz enerjilerde olma ihtimalimiz var. Hayatında kimse olmayanlar, çocukları olanlar çocuklarıyla ilgilenebilirler. Çocukların üzerinde daha fazla tutucu olabiliriz. Daha fazla tutkulu olabiliriz aynı zamanda. Yine çocuklarımızın eğitim hayatıyla ilgili böyle bir şehir dışı bağlantılı konularla ilgilenebiliriz. Bayram evet ama bayram dolayısı da olsa yine de bir araştırma yapma, yine bu uzak mesafeli konular, başka şehirde yaşayan akrabalarla alakalı gündemlerde Pazartesi ve Salı günü bizleri bekliyor diyebilirim.
Perşembe ve Cuma günü biraz daha sağlık sorunlarına yönelebilirsiniz. Sağlıkla ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir. Sevgili arkadaşlar, özellikle de bacak, yani kalçanın altından itibaren, belin kalça altından itibaren bir ağrı gibi durumlar söz konusu olabilir. Bunlara dikkat edin diyebilirim. Romatizmal ağrılar da söz konusu, ama özellikle de bacak ağrısı, kalça ağrısı söz konusu gibi görünüyor. Biraz daha koşuşturma içinde olabileceğimiz durumlar var hafta ortasında. İşte oradan oraya gitme, buradan oraya gitme, şehir dışı bağlantılı konularınız olabilir yine. Yurt dışı bağlantılı konular, yine eğitimle ilgili gündemlerin bizi bırakmayacağı bir iki günde bizleri bekliyor diyebiliriz. Biraz böyle hafta sonuna kadar gezme ile alakalı durumlar söz konusu gibi görünüyor. Seyahat ön planda gibi sizin hayatınızda bu hafta için sevgili yengeçler. Aynı zamanda hafta sonu yine evlilikle alakalı, evinizle ilgili, yaşadığınız yerle ilgili, eşinizle, partnerinizle, sevgilinizle ilgili, ortaklığınızla ilgili bir tamamlanma, bir sonlanma ve bu konuların tekrar konuşulması, gündeme gelmesi söz konusu gibi görünüyor. Yani hafta sonu ilişkilerimizle bitirme kararı verebiliriz sevgili arkadaşlar. Yani rutin gitmeyen, düzgün gitmeyen, kangren olan, bitmesi gerekiyor ama bir türlü bitmeyen bu ilişkiyle ilgili, bu evlilikle ilgili ya da bu artık ortaklıkla alakalı bir şeyin sonlanmasına yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda biraz da baskı hissedebilirsiniz üzerinizde. Baskı enerjisinin de hakim olduğu bir hafta sonu da bizleri bekliyor diyebilirim sizler için. Pekala, tarot ne söyleyecek? Yengeç Burcu. 17 Haziran haftası diyoruz Yengeç Burcu'na. Yengeç Burcu. Yengeç Burcu. 17 Haziran haftası. Arkadan dönen oyunlar, arkadan konuşulan işler, yani arkadan konuşulması, arkadan dönen oyunlar, arkadan iş çevrilmesi, gizli saklı konular ön planda sevgili arkadaşlar. Belki de bunları öğrenebilirsiniz. Uzun zamandır askıda duran, zamana bıraktığınız, oluruna bıraktığınız gündeminiz var. Bir sorununuz var, bir konunuz var sevgili Yengeç Burcu. Bu konuyla ilgili artık dengeye gelme var. Artık bu uzatmaya gitmenin bir anlamı yok diyeceksiniz ve bu zamana bıraktığınız, uzun zamandır beklediğiniz konuyla ilgili artık dengeye gelme sürecine geçiş yapıyorsunuz. Çocuklarınızla ilgili gündemler var sevgili arkadaşlar. Çocuklarla alakalı bir durum var hayatınızda. Bazılarınız için ise geçmişle alakalı bir durum. Geçmişteki bir kişi, geçmişteki birlikte yaşadığınız bir durum ya da biraz önce söylediğim gibi evlilikle ilgili durum var demiştim. Evli olanlar için. Böyle bir durum var ise de çocuklar ön planda olacak sanki sizin için. Çocuklara biraz daha zaman ayırmak gibi de bir süreç olabilir. Eğer dediğim gibi bir evlilik gibi, boşanma gibi bir süreç var ise de çocukların ne olacak kısmında kararsızlık söz konusu gibi görünüyor. Sevgili arkadaşlar, bir burada doluya koydum dolmuyor, boşa koydum almıyor hesabı. Böyle bir süreç geçiriyormuş gibi görünüyorsunuz. İkilemleriniz var, kararsızlıklarınız söz konusu. Ne yapacağınızı bilemediğiniz bir durumdan geçiyorsunuz. Kendinizi geri çektiğiniz süreçten artık çıkacaksınız. Yani bakın, kendinizi bu şekilde koruma altına almışsınız. Görüyorsunuz. Yani herkese karşı bir direnme varmış, herkese karşı bir geri çekilme varmış. Yani insanları kendinizden uzaklaştırmışsınız, belki engellediniz bazılarınızı. Ama bu durumun bittiğini, artık güçlendiğinizi, artık sizin yönetim becerisinin ya da yönetim durumunun sizin üzerinizde olması söz konusu. İmparator. İmparator nedir?
devleti yöneten kişidir sevgili arkadaşlar. Sizin de hayatınızı artık yönetim biçiminizi elinize aldığınız bir durum var. Sizin kurallarınızın geçtiği, sizin kararlarınızı artık uygulamaya geçirdiğiniz, artık daha savaşçı, daha mücadeleci, daha korkmadan, daha cesur adımlarla hareket ettiğiniz bir sürece geçiş yapıyorsunuz sevgili Yengeç Burcu diyebilirim sizler için de. Evet sevgili arkadaşlar, sizlere de söyleyeceklerim böyleydi. O zaman her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.